klasisizmi hastalıkla çözmek, edebiyatta karşıt diskur olarak hastalık. Şimdi edebiyatı da hastalığı da tabii ki mümkün mertebe en geniş anlamıyla ele almaya çalışıyorum burada. Mesela edebiyat derken ne güzel önce hocamız spesifik bir romandan bahsetti. Ben mesela Gılgamış Destanı'nı da edebiyat tarihinin ilk ürünlerinden sayıyorum. Dolayısıyla edebiyat tarihine bu perspektiften baktığımızda ilk anlatılardan, örneğin Gılgamış Destanı'ndan günümüz romanlarına kadar edebiyat hiçbir zaman olumlu başlayıp, olumlu gelişip, olumlu bitiren bir tür değildir. Edebiyat tarihi aslında bir konflikt tarihidir, değil mi? Bir sorun tarihidir. Bir sorun tarihidir. Yani hiç böyle bir mit yok. Ay bir gün Atene dolanıyordu Atika'da. Baktı hava ne güzel. Mutlu oldu. Böyle bir şey yok. Böyle bir mit segmanı yok. Böyle bir roman yok. Böyle bir şiir yok. Böyle bir türkü yok. Demek ki edebiyat tarihine bir konflikt tarihi değil mi? Dolayısıyla edebiyat tarihi bir konflikt tarihi ise, sorun tarihi ise, edebiyat aslında kültürü nasıl takip ediyor? Kültür eleştirel bir mesafeden takip ediyor değil mi? Mesafeden takip ediyor. Ne yapıyor? Kültüre son derece kültür eleştirel bir aynasını tutuyor. Çok değişik bir kültürel örüntüdür edebiyat. Kültür içinden çıkıp kültürü eleştiren yegane unsurdur. Dar anlamda hep söylerim bunu. Dar anlamda edebiyat, genel anlamda, daha geniş anlamda sanat. Mesela hukuk öyle değildir. Hukuk öyle değildir. Bilim öyle değildir. Yani bilim şuna bakmaz. Ay, ne kadar demokratik ve olgun bir kültürde bilim yapıyoruz. Ya da Doktor Mengele mesela. Auschwitz'te deney yapan doktor. Hiç bilinmez ama hala tıp kitaplarında onun bulguları temel direktir. Bunu kimse bilmez. Edebiyat böyle değildir. Edebiyat böyle yapamaz. Edebiyat bunu tırnak içinde bu olumluluk olarak söylüyorum şimdi. Edebiyat bunu beceremez. Olmaz, bu mümkün değil. Eşyanın doğasına aykırı. Çünkü edebiyat kültürün içinden çıkıp hep kültürü bir zıt ses, bir çatlak ses misali takip eder değil mi? Mesela Captain Ahab ne kadar ambivalent bir figür. Edebiyat ne değildir, ne olamaz. Dolayısıyla ak ve kara asla olamaz. Ak ve kara olan bir şey nasıl bir edebiyattır? Trivial edebiyattır değil mi? İşte aşk romanları, doktor romanları, hemşire romanları. Anlatabildim mi? Yani derinlikli bir sorun ortada yoktur. Son derece bireysel haz prensibi, eğlence ön plandadır diyebiliriz. Dolayısıyla klasizmi edebiyatla çözmek aslında bu söylediklerim bağlamında ne anlama geliyor? Kültürü edebiyatla eleştirmek anlamına geliyor değil mi? Çünkü klasisizm dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Kelimenin etimolojisiyle başlayalım. Classicus, Latince classicus. Ne demek biliyor musunuz? Eski Roma'da en yüksek vergiyi ödeyen Romalı vatandaşlar. Yani kim? High society değil mi? Bunlar kim? Kelimenin tam anlamıyla bunlar klas işte. Dolayısıyla onlara uygun olan her şey klastır, klasiktir. Klasiktir.
Demek ki klasikos hep nedir? Hep mutlu bir azınlığın. Ama, azınlık ama standartları belirleyebilecek güce sahip olan bir zümrenin söyledikleridir değil mi? Direttikleridir. Ondan sonra klasik edebiyat dediğimiz zaman dünya edebiyatı tarihi bağlamında, bakın batı tarihi demiyorum, dünya tarihi edebiyatı bağlamında Yunan ve Latin edebiyatı, Roma edebiyatı gelir aklımıza. Neden? Çünkü edebiyat tarihinin başlangıcında hakikaten bu kültürler vardır ve daha baştan hiç emeklemeksizin mesela milattan önce 5. yüzyılda bitmiş bir şekilde bir türü başlatır ve aynı zamanda Atina bitirir. Tragedyayı değil mi? Tragedya. Yani böyle bir şey yok tragedyada. Tragedyanın gelişimi, romanın gelişimi gibi. Romanda tragedya yok. 50 sene. Eskilos, Euripides ve Sofokles değil mi? Başlatıyorlar, bitiriyorlar. Niye tragedya çok önemli? Tragedya işte bugünkü konumuzun böyle bir büyüteçle güneş ışığını toplarsınız, kağıdı yakar ya o büyüteç. Yani bütün bugünkü sorunları bir büyüteç misali sorunsalı toplar. Tragedya bütün bugün edebiyat, hastalık ekseninde tartıştığımız unsurları bir araya getirir değil mi? Tragedyada bir sorun vardır. Mesela alalım örnek olarak Kral Ödipus'u. Kral Ödipus nasıl açılır? Nasıl başlar? Bir şehirde, Tebai kentinde ne vardır? Bir salgın vardır değil mi? Bir salgın vardır. Bir veba salgını. Düşünün, Covid salgını değil, veba salgını. Veba salgını oldu mu haritadan siliniyorsunuz yani. Temiz Züleyha Hocam, bilmiyorum burada mı hala, şey dedi. Salgına filan alıştık. Yani Covid salgınına alıştık. Daha başka çok hastalıklar var. Daha agresif, hemen. 2 saatte götüren, daha tatsız biçimde götüren, herkese etki eden. Mesela Covid garip bir hastalık. Yani hortlak hastalık diyorum ben ona. Bazıları ölecek hali geliyor. Bazıları Covid'im diye ortalıkta dolaşıyor yani. Böyle ilginç bir şey. Ama öyle hastalıklar var ki ben Ebola oldum. Hiçbir şeyim olmuyor deme şansınız yok. Dediğiniz anda gözeneklerinizden kanınız vücudunuzu terk ediyor. Bakın İlknur Hanım'ın sunduğu Witkin'in resimleri. Aslında içimizde ne saklayıp bu konulara geldiğimiz zaman Yusuf Yusuf aynayı kendimize tutuyoruz değil mi? Neyi tutuyoruz kendimize? Ölümlülüğümüzü tutuyoruz ve ölümlülük hemen böyle pat diye olma vicdanlı bir huyu yok değil mi? İlk önce genelde uzun uzadıya hastalanırız. Bu bilgi kime mahsus? İnsana mahsus. Hayvanlarda böyle bir düşünce yok. Ay işte pençe izi, yara oldu, iltihaplanacak. Ne olacak benim bu Afrika Serengeti'deki halim? İltihaplanacağım, aslan gelince kaçamayacağım. Ne mutlu onlara. Gidiyor ağacın altına, yürüyemiyor çünkü. Oradan zaten geliyor hemen bir sırtla, işini bitiriyor. Ne mutlu ona, biz öyle değiliz ki. Biz önlem olarak nerelere gidiyoruz? Hep senede bir kere ya da 2 senede bir kere. Ay erken teşhis. Çık çık çık. Böyle olunca tabii ki edebiyatta hastalık bambaşka bir hüviyete bürünüyor. Bambaşka bir tada bürünüyor değil mi? Bakın yine Ödipus'a dönüyorum. Ay Allah ya, nereden çıktı bu veba? Yani şehir o zaman veba patlak verdi mi, salgın patlak verdi mi, o poleis zaten küçük şehir devleti ne oluyor?
bitiyor, iptal oluyor. Mesela Miken saraylarını milattan önce 12. yüzyılda hiç böyle aman aman bir şey olmamış ama terk edilmiş gibi. İnsanlar birdenbire yok olmuş gibi. O kiklopik duvarlar, o tek taş parçası yani 12 metrekarelik alana sahip, onu kim oraya koymuş? Düşünün, antik Yunanlar demiş, bunu ancak kikloplar taşıyabilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Bizim tragedyaları hakkında atıp tuttuğumuz Yunanlılar, Miken kültürünün duvarları hakkında bunu ancak kikloplar, tepe gözler taşımış olabilir diyorlar. Hiçbir iz bırakmamışlar. Toz toprak olmuşlar, anlatabildim mi? Dolayısıyla hastalık, edebiyatta hastalık, hastalıktan ziyade inanılmaz komplike zamanın kültürünün, toplumunun, kolektif bilinç dışının son derece ürkünç ve korkunç bulduğu bir metafordur edebiyatta hastalık. Yani ay böyle bir şey değildir. Kızamık oldu ve öldü. Değildir. Değildir. Kültürün zayıf noktalarından o hastalık bilincimize şekil değiştirerek ne olur? Sızar. Kelimenin tam anlamıyla sızar. O yüzden mesela virüs imgesi çok güzel bir imge. Hem teknolojik açıdan tabii ki oyundaki virüs söz konusu olacak. Hayatımız artık nerede geçiyor? Bu ekran karşısında geçiyor değil mi? Ve o kadar değiştik ki biz insanlar artık milyonlarca yıl uyuyan bir virüs, retrovirüs DNA'mızda uyanmak zorunda kalıyor. Demek ki biz de farkındayız kabımıza sığmadığımızı ve bu bizdeki bu değişim nelere sebebiyet vereceğini kestiremiyoruz. Ne yapıyor o yazar? Darwin'in radyosundaki yazar, o romanı satın aldım, başladım, bir de okuyorum, muhteşem, ben çok beğendim. Yavaş yavaş okuyorum çünkü öyle kolay kolay sevmem öyle romanları ama bu gerçekten güzel bir roman, hepinize tavsiye ediyorum. Ne oluyor, ne yapıyor? O virüs bir metafor, o retrovirüs. Nasıl devam edecek? İnsanoğlu nasıl yol alacak? Görüyorsunuz. Edebiyatta hastalık dediğimiz zaman hastalığı kesinlikle en realist metin dahil olmak üzere hastalığı tıbbi bağlamda ele almayacağız. Son derece metaforik, sembolik, mitik anlamda alacağız. Anlatabildim mi? Bizim bilinç dışına ittiğimiz bütün unsurlar hastalıkta, kelimenin tam anlamıyla fizikselleşiyor. Yani beden anlamında, kültür fizikteki fizik anlamında beden buluyor. Çünkü niye? Bizim bilinç dışımıza ittiğimiz şeyler nasıl unsurlar hep? Söyleyin adını. Soyut unsurlar. Değil mi? Mesela biz hepimiz ele alalım. Yarın seçim var ülkemizde. Ne kadar gerginiz değil mi? Ne kadar gerginiz. Onlar da gergin, bizler de gerginiz. Anlatabildim mi? 5-6 sene sonra, 10 sene sonra bir roman yazılacak. Ve bunu anlatacak. Ama AKP demeyecek, CHP demeyecek. Furkan Bölükbaşı demeyecek. Tanıyorsunuz değil mi Furkan Bölükbaşı'nı? Benim en sevdiğim AKP trolü. O var ya şöyle saçlı şöyle bir resmi. Hepiniz görmüşsünüzdür. O en sevdiğim. Mesela o benim için hiç soyut değil. Orada Yonca hocamın bahsettiği ve ahaba atfettiği asabiye bende devreye giriyor. Ben mesela onu Moby Dick olarak görüveriyorum. Neyse ama bu ayrı bir konu. Hastalık buna yarıyor. Hastalık edebiyatta çok önemli bir fonksiyonu vardır. Genelde edebiyat tarihinde hastalık motifi
ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz? Edebiyat tarihinde. Her ulus edebiyatı klasisizmini atlattıktan sonra yavaş yavaş çöküşe geçtiğinde birdenbire o natürmortlarda artık çok güzel elmalar yoktur. Elmalar hafiften çürümüştür. Yeşil elmanın üstünde kahverengi lekeler vardır. Etrafında mesela sinekler uçuşuyordur. Anlatabildim mi? Ne demişti ilk dur hocamız? Babaannesinin o çürüyen ayağının kokusu. Demek ki edebiyatta hastalık ne? Battaniyenin altında, halının altında süpürülen, baş edemediğimiz bütün olumsuzluklar, özellikle fiziki özelliğe sahip unsurlar değil mi? Son derece anti-klasisist unsurlar. Anti-klasisist unsurlar. Bunlar edebiyat tarihinde kendilerini nasıl gösterirler? Mitolojide Tanrı tarafından lanetlenmek. Yani her dönemin de kendisine göre nesi var? Bir ifade biçimi var değil mi? Şimdi 21. yüzyıl Amerikan romanında Chuck Palahniuk kendisini ifade eder. Bir de milattan önce Gilgamesh'in borçlu olduğumuz anonim yazar ya da Homeros'un İlyadası, Odiseyası. Mesela bakın İlyada'da çok ilginç bir şey vardır. Orada bir kahraman Truva'ya giderken ayağını yılan ısırır bir adada. Bakın çok ilginç. O ayak iltihaplanır. O ayak iltihaplanır. Truva'ya gidesiye kadar dayanamazlar. O kahramanı, şimdi ismi gelmiyor aklıma, bir tragedi ismi bile var onunla ilgili ama mümkün değil aklıma gelmez. O kahramanı adada bırakırlar. O neyin prologu biliyor musunuz? Neyin bilgisini veriyor Homeros bize? Siz Truva'ya gidiyorsunuz ama orada hepiniz öleceksiniz. Orada ölmeseniz bile, Truva'yı yenseniz bile hiçbiriniz vatanına dönemeyecek. Dönen olsa bile öldürülecek Agamemnon gibi. Değil mi? Kral, Muzaffer Kral 10 sene sonra dönüyor. Karısı, bakar mısınız rezalete? Yunan tragediyasında, Yunan mitolojisinde. Karısı Klitemnestra baltayla küvette Truva'yı yenmiş Muzaffer komutanı karısı öldürüyor. Bunu biz tahayyül edemeyiz. Bunun nasıl bir rezalet olduğunu. Yani kahramanı diyeceğiz. Anlatabildim ama baştan belliydi. Ayak kokuyordu. Balık baştan kokuyordu. Kokuyordu. Yani edebiyatta filmlerde daha iyi bilirsiniz. Böyle mesela bir film seyredersiniz, bir şey anlatılır, sonra kamera arkadan gösterir. Şurada mesela tarif edilen bir kırmızı leke vardır. Değil mi? Edebiyat tabii ki bunu çok çok daha rafine biçimde yapar. Rafine biçimde yapar. Çünkü edebiyat, yüksek edebiyat, bütün bu içeriğe rağmen, antiklasisist unsurlara rağmen, edebiyat olduğu için, dilsel tire estetik bir ürün olduğu için anarşik biçimde gümbür gümbür çirkinin estetiğini ortaya dökmez. Anlatabildim mi? O zaman edebiyat olmaz. Ne olur? Porno olur. Porno olur. Kirli yayın demek. Porno. Pis, pislik demek. Pis yayın demek değil mi? Dolayısıyla klasisizmi nasıl çözüyor mitolojide? Mit tanrı lanetiyle. Nereden biliyoruz bunu? Şeyden biliyoruz değil mi? Kabil ile Abil'den. Aslında Kabil hasta. Ne hastalığı var? İnanılmaz derecede de kıskanç. Korkunç kıskanç. Bir de üstelik büyük abi yani. Genelde küçükler kıskanç olur. İşte sen ata biniyorsun, ben binemiyorum. Orada bile bir şey var. Bir patoloji var. Kabil ne? Kabil hasta. Hastalıklı derecede kıskanç. Hastalık bir. Sonra kardeşini öldürüyor. Kıskançlığından ötürü Tanrı ona aynen Scarlet Letter misali
burası da alnına, o işte Kain'in işareti, pardon Kabil'in işareti. Ne oluyor? Hastalığı görülür oluyor değil mi? Tanrı ne diyor? Bu işareti gören sana dokunmasın, seni kimse öldürmesin. Bir şey ifşa oluyor. Bakınız, kimse öldürmesin ama rezil rüsva ediyor. Şimdi soruyorum size, ne hastalığıdır bu? Kabil niye bu kadar kıskanç? Şimdi Mit de tabii ki çok estetik biçimde siyaset yapıyor. Siyaset yapıyor. Çünkü Kabil, bakınız bu tesadüf değil. Kabil daha büyük olmasına rağmen küçük Kabil'i öldürüyor. Kabil ne? Kabil bahçıvan. Abil ne? Abil ise çoban. Büyük abi Kabil. Küçük kardeş Abil. Büyük abi, küçük abi Mit'te ne anlama geliyor biliyor musunuz? Önceki dönem, küçük sonraki dönem, yeni dönem. Önceki dönem sadece tarla ve bitki. Değil mi? Sonraki dönem çobanlık, artık hayvanları ne yapıyorlar? Hayvanları domestike ediyorlar değil mi? Tanrı küçük kardeşin kurbanını, abinin kurbanını daha çok beğeniyor. Asıl bu Kabil'in hastalığını devreye sokuyor değil mi? Artık tanrılar ne yapıyor? Tanrılar eski tanrılar gibi, ana tanrıça gibi toprağın verdiklerine değil, tenezzül etmiyorlar ona, kanlı kurbana, kanlı kurbanı tercih ediyorlar. Çünkü Kabil ona bütün tarlanın en güzel ürünlerini yakarken, Abil ona sürünün en güzel hayvanını kurban ediyor, kesiyor. Anlatabildim mi? Edebiyattaki hastalık motifi nasıl şekilleniyor edebiyat tarihinin başlangıcında? Tanrı'nın lanetlediği doğal olarak ne oluyor? Hastalık oluyor. Tanrı'nın lanetlediği ama sıradan bir hastalık değil. Kolektif bir hastalık. Bakınız Kabil ve Abil gayet tabii ki iki kişi olarak anlatılıyor ama çok ilginç biçimde. Kabil sonra işte Tanrı onu lanetledikten sonra gidiyor ve sıkı tutumun şehirler kuruyor. Aslında katil Kabil aynı zamanda bu hiyerarşik ataerkil kültürü inşa edenin ta kendisi. Ama görüyorsunuz kökeninde nasıl bir sorun var, nasıl Tanrı tarafından, tanrılar tarafından, Homerik kahkaha atan tanrılar tarafından. Bakınız bu çok önemli. Homeros söyler bunu. İnsanlar dünyada inanılmaz acılar çeker. Olimpos'taki tanrılar Homerik kahkaha atarlar. diye. Niye benzer biliyor musunuz? O Dallas gibi diziler var ya, zenginler. Gülerler. Bahçıvan işte ezilir. Uyduruyorum. Köylü kıza tecavüz edilir. Bilmem kim öldürülür. Yani neyi vurguluyor Homerik kahkaha? Burada Kabil var. Kıskanıyor. Neden? Çünkü Homerik davranış kalıplarına sahip sıkı tutunun klasisist tire zalim bir tanrı var. Tanrı ne yapamıyor? Hiçbir surette empati kuramıyor değil mi? Empati kuramıyor. Kimlerle? Yaratıklarıyla, yarattıklarıyla, hem yaratıklarıyla hem yarattıklarıyla. Çünkü kuramaz. Çünkü o kadar yüksekti ki. O kadar yüksekti ki. Bugün sanırım Hülya Hanım anlattı. O Elysium'da işte. O Elysium'da aşağıda ise, o sürü, hastalık dolu mekanda ise sıradan ölümlüler var. Sonra ne oluyor? Yunan tragediyasına geliyoruz. Yine tanrılar cezalandırıyor. Bakıyoruz Tebai kentindeki vebayı, salgını yine Apollon göndermiş. Niye? Çünkü Ödipus annesiyle evlenmiş, babasını öldürdükten
öldükten sonra ama bunu bilmiyor. Ama yine de otomatikman suçlu oluyor. Bakınız bu çok önemli bir hastalıktır. Ki Ödipus'un kendisi hastalanmıyor. Kent kavruluyor veba ile. Miyazmatik bir hastalık. Miyazma. Manevi anlamda kirli demek. Öyle bakınız buradan doğrudan şey çıkarabiliriz. Ok çıkarabiliriz. Bu miyazmatik hastalıktan şeye kadar. Hesteprine kadar. Ahlaksız kadın. Niye toplumdan atıyorlar? O koloniden atıyorlar. Onların varlığı sayesinde o miyazmatik hastalık aynen arketipik bir biçimde koloniyi yok etmesin diye, değil mi? Epidemi bu bağlamda kesinlikle tanrılar tarafından gönderilen bir kırbaçtır. Epidemaya. Epidemaya da Yunan tragediyası bağlamında Euripides'in bakalarında kullanılır. Bakınız bu da var. Bir tanrı geliyor kente. Diyor ki bana tapın. Kentliler de diyor ki sen kimsin, manyak. Bakın bu da var. Ama bunu ancak zaten Dionysos'la yapabilirler. Çünkü Dionysos ha 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 diye gülen bir tanrı değil. Dionysos'un kendisi hasta. Dionysos'un kendisi hasta. Neden? Çok travmatik bir geçmişi var Dionysos'un. Dionysos kapıdan iki defa geçen, iki defa doğan. İlk defa annesi yanıyor, Dionysos da fetüs. Babası bacağını dikiyor değil mi Zeus? Orada gelişiyor. Sonra ikinci kez doğduktan sonra Hera, kıskanç Hera, titanları gönderiyor. O titanlar da Dionysos'u parçalıyorlar. Kazanda kaynatıyorlar. Sonra büyük annesi Rhea geliyor, Dionysos'u yine kazanda kaynatıyor ve parçalarını tek tek birleştiriyor. Dionysos kazandan çıktığında artık eski Dionysos değil. Ve o yukarıdaki zalim tanrıların nasıl zalim olabileceğini kendi bedeninde tecrübe ettiği için insanlara hem en yakın, aynı zamanda insanlara karşı en zalim tanrıdır. Çünkü kendi kaderini hep ne yapar? Performatif bir biçimde icra edilmesini sağlar değil mi? Dolayısıyla Euripides'in bakaları aslında bir tragedyadan ziyade bir Dionysos ritüelidir. Şöyle ki Dionysos'un kendi hikayesi Pentheos'un kaderi vasıtasıyla canlandırılır, performe edilir. Pentheos der ki, Nebo, karı gibi adam, kırıtıyor, yüz yüze geliyorlar. Bakınız, Dionysos o kadar olimpik bir tanrı değil ki, yüz yüze geliyor. Yani sahnede insan suretiyle bir maskla dolanıyor Dionysos. Diyor ki Dionysos'a Pentheos, diyor, saçın da diyor, ne güzel. Lüle lüle, sapsarı. Ne kadar da güzel kırtıyorsun diyor. Dionysos da diyor ki, onu diyor tanrılara kurban edeceğim saçları için. Aradan vakit geçiyor. Pentheos inanılmaz öfkeli. Dionysos buna büyü yapmaya başlıyor. Diyor ki, bakınız büyü, bu da bir hastalık. Büyülenme, bu da bir hastalık biçimi. Diyor ki merak etmiyor musun diyor, daha kaçmış, epidemik bir biçimde daha kaçmış kadınlar. Merak etmiyor musun diyor, ne yapıyor onlar orada? Evet diyor, aslında çok merak ediyorum diyor Pentheos. Gidip gidip seni oraya götürüp yani göstermemi ister misin? Evet diyor, beni oraya götür. Ama diyor böyle diyor, erkek kılığında gidemezsin ki. Seni diyor kadın kılığına sokalım. Makyaj yapıyor Pentheos'a, krala makyaj yapıyor, kadın kıyafetlerini sokuyor, götürüyor oraya, şu ağaca tırmanlıyor. Ağaçtan bütün bakaların ayinlerine bakıyor. Bakalar orada ne yapıyor? Hayvan yavrularını emziriyorlar. Bazı hayvan yavrularını canlı canlı parçalayıp yiyorlar. Çünkü tanrı ile dolular, yani tanrı ile dolular. Yani orta çağ şey yaptığımız zaman şeytan çıkartma aile ihtiyaçları var. Yani şeytan çarpmış gibiler. Doğa ile
yekpare bir haldeler. Yani kültür aradan ne yapmış? Tamamıyla çekilmiş değil mi? Bütün bunları seyrederken Pentheos kadın kılığında ağaçtan aşağı bakarken Dionysos gider ve kadınlara der ki bakın der şurada bir adam var sizi gözetliyor. Kadınlar gider öyle üstün güçleri vardır ki hepsi birer hilkat garibesi gibi. O ağacı tutarlar aşağı eğirler ve Pentheos'u alırlar. Pentheos'un kendi annesi Agave oğlunu tanımaz ve aslan olarak görür oğlunu. Pentheus'un annesi Agave ve iki kız kardeşi, üç kadın, bir diğer ikisi omuzlarından tutar, Agave de kafasından tutar, böyle kafasını elleriyle koparır kendi oğlunun. Görüyorsunuz, kültürel boyutta kadınların eve kilitlenmesi, birinin çok feci bir biçimde, despotik bir biçimde şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız demesi. Yaşlıları dinlememesi. Çünkü hem Tiresias hem Kadmos yaşlı olarak diyorlar ki Pentheos'a ne olur bu yeni tanrıya da güven, inan, tapın. Yani ona da bir tapınak, bir ritüel icat et değil mi? Ne oluyor? Despotik tanrı ilk önce eleştirdiği bütün şekilleri bürünerek kadın kılığına giriyor. Aşağıladığı bütün şekilleri bürünerek cezasını özellikle kafasının uçmasıyla. Şimdi kafa uçması yani ay ne korkunç kafasını kopardılar değil mi? Orada çok önemli bir şey var. Usun tahtıdır kafa ve bireyi İlker'in İlker olduğunu, Serkan'ın Serkan olduğunu, Züleyha'nın Züleyha olduğunu anladığımız body part'ıdır değil mi? Çünkü diğer her şey son derece anonimdir. Doğanın saklı olduğu şeydir. Kültür neye bakar? Kültür kafaya bakar. Kafa gittikten sonra artık o kişi nedir? O kişi artık kral bilmem ne, Pentheos, birey değildir. Bir et parçasıdır değil mi? O yüzden kafa kesilmeleri, kafa uçurmaları, edebiyatta, sanatta, sinemada yani böyle ay çok zalim olsun diye değil, tam tersine çok Apollonik Principium Individuationis ve Klasisizmin temsilcisidir. Mesela büstlere baktığımız zaman hep nedir? Şu torzodur değil mi? Ve kafa, insanın yüzü. Ne deriz? Gözler yalan söylemez. Sağlıklı beden değil mi? Sağlıklı bedenle neyi kastediyoruz? Sağlıklı bedende ne ikamet eder? Sağlıklı ruh, sağlıklı düşünce ikamet eder değil mi? Ne yapar o yüzden mesela Antik Yunanistan'da, Antik Yunanistan'ın şehir devletlerinde gençler sağlıklı olsun diye ne yaparlar, ne yaptırırlar? Özellikle Sparta'da eşekler gibi spor yaptırırlar değil mi? O gençler geceleri eve geldiklerinde yatağa yatıp sızmaktan başka düşünceleri kalmaz değil mi? Böyle sert Apollonik kamp eğitimi hiçbir surette sıra dışı bir düşünceye mahal yok. Ama kültürel olarak bu bir doygunluk noktasına geldiği zaman da bu tsunami akmaya başladığında da sonuçları korkunç oluyor değil mi? Yunan tragedyaları hat zatında sosyolojik olarak bu tehlikeleri hep dile getirirler. O yüzdendir ki Yunan tragedyalarında mesela Ufuk hocamızın konusu, dün burada yoktum ama ben içeriğini biliyorum. Hastalık ilk önce kendisine hedef olarak, epidemik olarak kadını seçer. Neden kadını seçer? Çünkü kadın zaten klasik kültür tarafından ne yapılmıştır? Ötekileştirilmiştir. Kimdir kadın bu bağlamda? Zaten şeytanın zevcesidir. Değil mi? İşte kadınlar epidemik olarak, yine bakalara bağlıyorum. Hangi hastalığa kadınları etkileyen COVID erkekleri etkilemiyor? Yine bakın çok ilginç. Züleyha hocanın romanındaki gibi kadınları etkiliyor.
kadınlar epidemiye yenik düşüp dağlara, vahşi doğaya kaçıyorlar. Aslında kadınlar vahşi doğaya kaçmıyor. Kadınlar özgürlüklerini koşuyorlar. Çünkü kültür ve kent, medeniyet bu bağlamda ne? Hapishane. Hapishane. O yüzden erkekleri ne yapmıyor? Bu epidemiyi etkilemiyor. Ne yapıyor diyorsunuz usta? En önemli ve en nalit erkeği, Pentheus'u kadına dönüştürüyor ki bir kisveyle onu dağlara götürüyor, değil mi? Görüyorsunuz. Arkaik metinlerde hastalık kesinlikle neye referans veriyor? Toplumsal, kolektif gidişatın olumsuzluklarına ve istisnasız bu arkaik metinler hiçbirisi belletre anlamında değil, güzel yazı anlamında alınmamalı, edebiyat anlamında alınmamalı, son derece önemli bir porsiyon dini bir background var. İlahi bir background var, değil mi? Orta Çağ'da da görüyoruz aynı şeyi. Orta Çağ'da Hristiyanlık skolastik döneminde ne oluyor? Kadınların dağlara kaçmasını engellemek için ne yapıyorlar? Yakıyorlar, değil mi? Orada toplumsal bütün huzursuzlukların paratonerleri, kurbanları kimler? Kadınlar ve Museviler, kolonilerde yaşayan Museviler, ilk tarihsel genositleri, soykırımları öyle görüyoruz. Mesela Musevi oldukları için tek iş yapmalarına izin veriliyor, bankacılık. İnanılmaz para birikiyor, borç birikiyor. Ondan sonra böyle 10 senede bir Yahudi katliamı olduğu zaman çok da güzel Hristiyan ahali sadece pis Yahudi domuzundan kurtulmuş olmuyor, borçlarından da kurtulmuş oluyor, değil mi? Yani pratik bir şey. Düşünsenize. Şimdi gidelim, kredi kartı borcumuz olan bankaları yakalım, yıkalım, borçlar da gitsin. Güzelliğe bakın yani. Zaten onlar yani Tanrı'nın düşmanı. Bildin mi? Faizci. Yani hep görüyorsunuz, hiç değişen bir şey yok. Ondan sonra ne geliyor? İnsan kendini keşfediyor, değil mi? Aydınlanmayla. Ne oluyor? Hastalıklar da dolayısıyla daha bireysel olmaya başlıyor. Saperaudi. Yani artık sembolik hastalıkların vakti geçmiş. Ay işte geceleri başım ağrıyor, migrenim var. Sübjektivizm arttıkça hastalıkların kendi şahıslara olan minhasırlık derecesi de ne oluyor? İnanılmaz, inanılmaz yükseliyor, değil mi? İşte nasıl kürler var, işte ılık su, hep böyle harmonik unsurlar, ılık su, ılık çamur, işte kemik ağrıları, ah şu doğanın güzel yeşil rengini, yeşil rengindeki sebzelerini, meyvelerini yiyince şu oluyor, kırmızı meyvelerini, otlarını yiyince şu oluyor, inanılmaz yani, ah ah ah, tıp gelişiyor tabii ki tırnak içinde. Ondan sonra o kadar bir şey sübjektifliğe sebebiyet veriyor ki aydınlanma, kendi aklını kullan diyerek, kendi düşünceni gerçekleştir diyerek ne oluyor? Öyle bir kapı açılıyor ki aydınlanma bindiği dağı kendisi testerelerle, kör testerelerle şey yapmış oluyor, değil mi? Ne başlıyor? Romantizm başlıyor. Romantizmle birlikte bütün bu aydınlanmanın spor yapalım, sağlıklı yaşayalım, sabahları soğuk duş alalım, bilmem ne, kür mesela Almanya gibi bir ülkede çok böyle şey, sıcak su olan yerleri ne deniliyor? Kaplıca kentleri var. Bakınız, girin Google Map'e, Bad diye yazın, B-A-D, 100 bin milyon tane Alman şehri çıkar. Oralar hep kaplıcadır. İşte şu şuna iyi geliyor, bu buna iyi geliyor, buradaki tuz oranmış. Ondan sonra dediğim gibi sonsuzluğa açılıyor yine hastalıklar. Romantizm bir patoloji olarak başlıyor zaten. En azından Alman edebiyatında büyük ustamız ve pirimiz Goethe der ki klasik olan sağlıklıdır, romantik olan ise patolojik olandır, hastalıklıdır. Evet,
bu kadar sağlıklı yaşamdan sonra romantizm insanın karanlık tarafını keşfediyor değil mi? Bakınız hangi çağ? Mesmerizm, işte uyurgezerlik araştırmaları, psikolojinin temelinin atıldığı, bilinç dışı, telepati, telekinez, ruh çağırma seansları, korkunç, eksoterik aydınlanmadan sonra hala devam eden ezoterik sonsuz bir evrene doğru ne oluyor? Bir kapı açılıyor değil mi? Zaten romantizmden sonra artık sanatçı da klasik edebiyatta olduğu gibi topluma faydalı bir birey olamıyor. Manyağın teki oluyor değil mi? Ne demek bu manyağın teki? E.T. Hoffmann, Sküderili Bayan. Türkçe'ye nasıl çevrildi bilmiyorum ama Sküderi S.C. ile yazılıyor. İçilmesi lazım. Orada bir tane şey var. Sanatçı var. Şey, altın işleriyle uğraşan kişiye ne denir? Kuyumcu. Kuyumcu, kardilya. O kadar güzel, o kadar becerikli bir sanatçı ki herkes hayran ve bütün yani zenginler ve aristokratlar ondan alışveriş yapıyor. Ama adamda bir hastalık var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Eserlerini gidip geceleri çalıyor. Bazıları çalamadığı zaman, yakalandığı zaman o ilgili kişi müşterilerini öldürüyor. Çünkü bakın çocuklarından ayrılamıyor. Ne başlıyor biliyor musunuz? 18. yüzyılın geç safhalarından sonra ta 21. yüzyıla kadar gelecek Hannibal tipi sanatçının doğuşu başlıyor değil mi? Hannibal nasıldır? Hannibal dünyanın bir numaralı sanatçısı. Anlamadığı alan yok. Dünyanın en iyi psikoloğu. Değil mi? Bu da çok ilginç bir meta. Psikopat dünyanın en iyi psikoloğu. Yani keçinin ilacı olsa, kelin ilacı olsa ya da kendi yırtığını ne yapamıyor? Terzi kendi yırtığını dikemiyor değil mi? Görüyorsunuz ne oluyor sanatçı, romantik sanatçı aşırı bireyselleşmeden ve dolayısıyla aşırı derecede kendi şahsına münhasır olmaktan unik bir tekil bir hale bürünüyor. Tekil oluyor. Artık klasisizme hizmet edebilecek hiçbir sosyolojik bağı kalmıyor toplumla değil mi? Bu romanlardaki, filmlerdeki bütün bu patolojiler neyi gösteriyor? Artık tırnak içinde sanatçılardan vazgeçtik. Sıradan insanların bile nedenli manevi anlamda fil dişi kulesi sakini olduğunu. Anlatabildim mi? Postmodernizmin en önemli özelliği nedir? İşte sürekli subculture yani alt kültürün artık ne yok? Hiçbir surette klasik bir ideal, estetik bir ülkü yaratabilecek ne yok? Ortak payda yok değil mi? Bütün bunların ışığında aynı zamanda neyi görüyoruz? Edebiyatta patolojinin, hastalıklı düşüncelerin ve hastalıkların da inanılmaz çok prim yaptığını ve çok sattığını, çok seyredildiğini görüyoruz. Benim işte anlatıyorum, hep söylerim. Bu dizilerde işte mesela zombi apokalips, bir hastalıktır, zombilik bir hastalıktır. Aynen vampir olmak da nasıl hastalıksa ya da perili bir ev varsa Hill House'da değil mi? Neyi gösteriyor bütün bu korku tsunamisi bize? Büyük bir kültür krizinin göstergesi. Yani insanlığın kolektif olarak tek ortak faydasının kendisini artık huzursuz hissettiğini ama bu huzursuzluğunu aşabilecek bir ütopyaya da yönelemediğini gösteriyor. Türk edebiyatında bu konuları enfes biçimde dile getiren bir yazar vardır. Mine Söğüt'ün bütün edebi eserleri bu konuları birinci elden ve bizim kültürümüze yönelik ele
alır. Çok 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 önemlidir. Kadın, patoloji, delilik, hastalık, parya olma durumları inanılmaz çarpıcı biçimde yansıtılıyor. Uzun lafın kısası, edebiyatta hastalık çok önemlidir. Edebiyatta bir motif olarak hastalık, çünkü o hastalığın arkasında o hastalık aslında toplumun, zamanın, o zaman edebi eserin çağdaşı olan toplumunun açıklarını ve patolojilerini resmetmekten başka bir şey yapmaz. O yüzden hastalık gördüğünüz zaman bir edebi eserde, bir salgın, bir bilmem ne bir şey, o mutlaka tarihsel olarak da, sosyolojik olarak da, sosyal psikolojik olarak da bir huzursuzluğa tekabül ettiğini görürsünüz. İlginize çok teşekkür ediyorum.